Hoş geldin bu arada. Sensiz bir hafta geçirdik. Böyle yapıyor hasta. Benzi, tam benziyor. Aa, Allah diyor. İşte ben dedi oda arıyorum. Buyurun var. Ben dedi 4 karımla aynı odada kalacağım dedi. Erkek çocuğunu 1,5 yaşından sonra çöpe atacaksın. Beyaz Kripto bölüm 6. Oha çok ciddi girdi. Beyaz Kripto bölüm 6. Abi modumuz düşük. Bitcoin mahvetti hepimizi. Hocam hepimizi ne oldu böyle mi? Ya? Hocam hayır, ne oldu böyle? Bizim, kaç şu an? Biz yine nakitteyiz. Nakitte misin? Zaten abi, her düşüşte nakitte olanlar var ya Ömer de onlardan biri. Ama yok ben gerçekten nakitte olanlardım. Ama sen short'ta değil miydin abi? Sen 19.500 bekliyorum. Ben onu saymıyorum. O başka. O şey yatırım şey bireysel emeklilik. Aynen. Şey. 10 sene sonra çocuklarıma bırakacağım bir pozisyon. Hoş geldin bu arada. Sensiz bir hafta geçirdik. Hüzünlü bir gündü. Ne hüzün amına koyayım? Gülmüşsünüz o kadar. Güldük ama içimiz buruktu yani. O buruk bir gülüştü. Maskemiz vardı yüzümüzde. Tekrar hoş geldin. Eyvallah. Özlemişiz seni kardeşim. Evet, bundan sonra siz öpüşün. Biraz da siz öpüşün abi. Yeter ya. Her bölüm biz, her bölüm biz. Merhaba kardeşim. Tamam sana eyvallah. Nasılsınız abi? Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. İyi var mı zararlar var mı? Bir ufaktan bir stop yedik dün. Sen işlemi kapattın herhalde yanlışlıkla. Ya şimdi stop koyarken işlemi kapattım ya. Yanlışlıkla öyle yani. Nasıl? Mücadeleye devam. Senin o pozisyon ne oldu? Bir hangisi? Tane short'ta yine sağlam bir pozisyon yakaladın. Hangisi? Benim kaç tane var? Benim çok var abi. Doggy, şey, misyoner. İşte yine %8, %9 falan yazıyor. Pepe miydi? %8. Ya Pepe vardı bir tane kapattım ya. Çok da pişman oldum. Erken kapattım. Short. Pepe short mu? Kaç aldın abi? Pepe 352. O duruyor. O duruyor. Pepe başka bir tane daha açmıştım. Bir tane sponsorumuzdan açmıştım. Sponsorumuzdan açmadığım pozisyonları saymıyorum. Ha, evet doğru. Onlar benim gözümde pozisyon falan değil. Sponsordan short açmak ne abi? Hayır sponsorumuz Bitget'ten olan borsa Bitget'ten açmıştım. Ben Bitget dışındaki borsaları pozisyon saymıyorum onlardan. Dünyanın en iyi borsasını açtığın işte. Herhalde yani. Vay be. Ha. Adam da kitap. O yüzden ben bu hafta bir konuyla başlamak istiyorum. Ben kendi şimdi aklıma geldi. Herkes şu şeyi konuşuyor Twitter'da. Etkileşimlerin azaldığı yani para ödemesi yapıldıktan sonra etkileşimlerin görüntülenmelerin azaldığı ile alakalı. Doğru mu sizce? Doğru çocuğu edin. Parasını biz verelim. Aynen. Bence şu anda normal. İlk şey oldu ya ödeme yaptılar ya herkese fazla para geldi. O etkileşimler boostluydu bence. Şimdi normale döndü yani. Ya boostlu değil aslında. Eski normal etkileşimlerdi. Mesela benim kendi adıma konuşayım. Fazla paylaşım 100 bin görüntülenmeyi çok rahat görüyordu. Şu anda 100 bin görüntülenme olması imkansız gibi bir şey. Çok size başka para geldi yani. Mi ilk seferden yok başka? Yok abi bir kere verdiler şimdi aylık verdiler. Bana bir de öyle bir bildirim geldi. Işte. Atıldın bu para gelir programından gibi çıkarıldın falan filan. Böyle galiba çok ref paylaşıyorum diye mi? Sana ne ya? Evet evet ona karışıyorlar galiba. Evet. Bu arada bitecek galiba vermeyecekler herhalde. Vermesinler abi. Bence etkileşim geriye dönsün abi. Eski halde dönsün para vermesinler. Ha saçmalığa bak. Haydi lan bunu konu. Vermesin. Sen diyor ki ya yeterince para kazanıyorsun işte. Zaten evet, Twitter üzerinden. Evet reklama çeviriyorsun yani. O zaman ya çok saçma yani. Abi etkileşimi eski haline çevirsinler bana bir para bir de neymiş o bombayı biliyor musunuz? 6 aylık yani Şubat'tan Ağustos'a veya neyse onun parasını vermişler. Ondan sonra yatacaklar aylık yani. Ama Umut demiş de öyle bir şey. Ya abi biz yani. Ulan 170 dolar yattı 6 aylık para mı olur ama 30 dolar veriyor aylık günlük 1 dolar. İşte biz dilenciye versen küfür dilenci versen şey yapmaz çalışmaz yani o paraya. Ama nasıl bir ara herkes böyle saçma sapan etkileşim almak için herkes böyle abuk sabuk tweetler atmaya başlıyor. Bu arada deli para alanlar olmuş böyle 200-300 bin lira falan onlar yapmış. Şey ya haber kanalları falan benim aynen, arkadaş da aynen. Tekte böyle şeyde futbol bir iki tane futbol sayfası da bir değişik falan. Ya şimdi kripto sektöründe kripto fenomeni olan adam için oradan gelecek 50 dolar 100 dolar zaten 5 dakikada 1000 dolar dik oluyorsun bilmem stop oluyorsun falan yani. Kendi adıma konuşmuyorum ama. Hayır. Milyoner olanlar böyle sürekli böyle saçma sapan para dağıtanlar bir de sürekli şey yapmaya peki başladı. Peki abi bir şey söyleyeceğim. Sen mesela hepinize sorayım abi. Ömer senle başlayayım. Bir günlüğüne sen Twitter'ı yönetiyorsun abi. Ne yaparsın ya? Bir günlüğünde neleri değiştirirsin? Bir günlüğüne cumhurbaşkanı olsam. Abi neyi değiştirirsin ben? Ne yaparsın ya? Aklıma neler bir günlüğüne olsam.
Yani aldığım coin'i şillerdim Elon Musk'ın hesabından. Vizyonsuz bir pezevenk. Ya mantıklı, çok mantıklı. Abi bir günde neler yapabilirsin bak, düşün. Bir 24 saatim var. Kilitli hesapların kilidini kaldırdım ben mesela. Kaos. Veya işte bütün istediği... kilitli hesapları... Ben bu arada gerçekten sevmediğim insanları kapatırdım. Ben onu diyecektim. Silerdim abi. JRE. 10 tane hesap falan silerim yani. O kafamda var böyle 10-10 kişi falan. Onları silersin abi. Paradan daha önemli. Lord'dan çok yaratıcı bir şey. Valla şimdi baskı oldu ama. Ya ben de herhalde 10 tane yani, işlem açarım. Ya başkasının adına abi tweet atabiliyor muyuz? Abi sen yönetiyorsun. Senin yani. Twitter senin. Sen Elon Musk'ın abi. Aynen. Ama servet senin değil. Sadece Twitter. Ha. Yani servet bizim değil de yani bilmiyorum ya. Bilemedim şu an. Benim aklımda geçen aynısı. Yani bunu İşlem bir şekilde başladım. Kendi yararıma kullanmaya çalışırdım. Eski Twitter'ı silersin. Aa şey yapardım abi. Dogecoin'i, benim elimde Dogecoin var. Dogecoin'i Twitter'ın şeyi yapardım. Resmi parası yapardım. Yapardım. Daha fazla kazanırsın. Hem de ondan 2 dakika önce de pozisyon açardım. 100x. Abi işte bu yüzden insanlar hapse giriyor abi. Yani hayır. Böyle şeyler düşünme. Hayır bak, bu yüzden hapse girmiyor. Hapse girenler kim biliyor musun? Gerçi Umut daha iyi bilir ama. Dur sen de yakında öğreneceksin. Sen de yakında öğreneceksin. Ya çok neydi? Ya, Rasim ne diyordu? Abi suç olan çok şey kritik. Şu. Sen bir yerde bir parayı aldım diyorsan veya hisseyi ama o sırada onu dedikten sonra satıyorsan, yani ters istikamette bir işlem yapıyorsan o suç. Tamam, yoksa sen de aynısını yapıyorsun. Hayır. Sen önce alıyorsun sonra pump'lıyorsun işte. Yani pump'lıyorum. Market manipülasyonu işte abi. Hayır manipülasyon değil abi. Yani Nasıl değil abi ya? Daha bundan daha abi, bir manipülasyon bak, mu? Bak bir şey söyleyeceğim. Şey ceza desem, yatıyor Amerika'da insanlar. Aldım deyip o sırada satsam suç. Ama aldım deyip o sırada alsam suç değil. Kime göre? Ceza kanunu neye göre konuşuyorsun? SPK'ya göre. Evet SPK diyor, doğru göre... söylediğin şey doğru. Ama aldım, SPK aldım bu videonun altına yorum yapsam ne anlamı var ki? Şöyle 2 dakika önce alacağım. Ondan tamam sonra, o zaman tamam, önce aldım diye duyuracağım. Twitter'dan tamam, bu... da logoyu köpek yapacağım. Dogecoin geçerlidir. Bilmem tamam, ne falan yani bu filan. Bu malı kimin üstüne boşaltmış oluyorsun sonuçta? Abi belki taşıyacağız pozisyonu. Ya onu, bırak onu şey yapacak. Hemen satarsam taşıyacağım, suç. Millet ama, kapatacak sen onların pozisyonunu. Ama taşıyacak. Yani pozisyonu taşırsak 2 gün sonra 3 gün sonra satarsak suç değil. Abi bir şey veya bir ay iki bir ay bir şey hukuken doğru olsa bile vicdanen doğru değilse abi o işi yapmayacaksın. Kesinlikle bence de. Abi derin bir şey sakallık sorundu. Bu vicdan. Ya ben yani vicdan. Ona katılmıyorum. Benim de etik değerlerim sizden aşağıda değildir ama yani. Benim çok etik değerim yok. Şey yani şey yapmak da yani Elon Musk mesela şey demişti. Ben hiçbir zaman dumplatmam ama pumplatırım. Ya mesela Bitcoin pumplatalım abi. Bunun kimseye zararı yok. Keşke pumplatacak gücüm olsa niye da Bitcoin'e... Niye shortlayan adam kaybetti seni? Shortlamayacak abi. Peki, yani keşke 60-70 bin dolar yapsak tamam, Bitcoin'i de pumplatmanın şimdi, bir şeyi yok. Kadar en mesela paylaştıktan sonra en hızlı yükselen böyle takip ettiğiniz coin var mı mesela? Umut sana sorayım. Ninjalarda var mı mesela? Abi bir coin paylaşıyorsun. 5 dakika içinde %10 falan yapıyor. Ya bir İllaki kere, bir kere yani. Shiba paylaşmıştım ben. Shiba mı? Doge mi? Öyle bir şey. Galiba Shiba. Şeyde Discord'da ama yani 1,5 sene falan oluyor belki daha fazla. Ama sizden kaynaklı artıştan bahsediyor. Yok yok bizden kaynaklı. Vardır illa ki. Ben mesela 10 milyon doların altında... Yok biz mal kaldırma işi yok bizde. Ya bilerek bak, bir kere abi. Bir kere ne oldu biliyor musun? Ben bir tane coin'de terste kalmıştım. O zaman FTX vardı. Kaldım terste kaldım. Hemen paylaştınız kaldı. Millet kaldırdı çıktın mı? Aynen. Yok öyle değil. Nasıl? Aynen. Hayır. Ya bak, nasıl biliyor musun? Bak terste kaldım. Böyle çok sağlam hacimli çocuklar var. Tanıyorum hepsini. Çocukların hepsi Türk. Yaşları da 25 ya maksimum 25-26 falan yani. Ondan sonra ve hepsi böyle hayvan gibi cüzdanları var falan çocukların. Ondan sonra işte hepsi anonim. Twitter'da takipçileri yok senin falan böyle. 100 takipçisi var çocuk falan. Terste kaldım coin'de render. FTX var o zaman işte. Abi render'da terste kaldım. İşte birkaç gün geçti falan. Düşüyor yani. Biraz da zarar oldu falan. Ya dedim ki işte render'ı kaldırsanıza falan. Aa falan güldük müldük. Ondan sonra geçti muhabbet tamam mı? Sonra ben unuttum falan pozu. Ondan sonra bir iki saat geçti falan. Oradaki o işte yazdığım Discord grubundaki çocuklardan biri beni etiketledi. Abi dedi render'a baksana falan. Bir baktım pumplamış anladın mı? Ondan sonra bana diyorlar ki çıktığın zaman haber ver falan. Dedim ulan bizim, çıktım ben. Abi herifler balinaymış falan yani. Yani balina demeyelim de hani o zaman o coin ya 7 milyon dolar hacim vardı FTX'te render'da. Hani az yani.
Ya ben kaldım. 10 milyon doların altında coin seçmemek, ki 10 milyon dolar da bir şey değil. Çünkü o zamanki kitle ve Boğa'nın da getirdiği, herkeste para da var. Abi bir şey söylüyorsun, nasıl artıyor biliyor musun? %5, 6, 7, 8. Yani kimler neler yapmıştır ben tahmin edebiliyorum yani, de kimsenin günahını almayayım da isim de vermeyeceğim ama. Versen bir isim ya. Neler yapılabilirmiş. Ver bir isim de şenlensin orada. Yok yok, neler yapılabilirmiş mesela, anladın mı? Yani isteyen, ben çok o kadar tecrübeli değildim o Twitter konusunda veya işte. Vallahi değildim oğlum. Yani biz desek mesela kaldıraçlı pozisyon açıp ondan sonra coin paylaşsak 50x100x ya, dünyaları kaldırırsın ama... Kimden kaldırıyorsun işte? Kaldırırsın. Senin, demin senin dediğin var ya. Kimden alıyorsun? Pardon, senin dediğin. Ya kimin üstüne yıkıyorsun? Kendi kitlenin yani, üstüne yiyorsun valla abi. Evet, pozisyonu yani, kapatacağın zaman birine rahat uyuyamazsın ya bu. Aynen öyle. Ama bu da bir yerde şey kuralı yani. Rahat piyasanın uyursun, kuralı. Birileri kaybedecek ki sen kazanacaksın. Şimdi herkesin kazanacağı bir ortam. Abi sen bilinçli birilerine kaybettiriyorsan... Abi damplamadığın sürece bence pumplatmakta etik bir sıkıntı nasıl yok. Nasıl damplamayacaksın? Eğer damplamıyorsan sürekli... bir sıkıntı yok abi, yani. Abi pumpladıktan sonra damp işte sen abi, satıyorsun. Abi aynı dakika milletin kafasına boşaltıyorsan malı o şerefsizlik. Abi herifler ne yapıyor? Abi tutarsan pozisyonu bir gün adam haber geçtiği zaman senin kafana boşaltacak. Aynen. Ya abi belki bir şey başlatacaksın, bir trend başlatacaksın öyle pozisyonu. Pozisyon alacak, yürüyecek, gidecek yani. Ya abi, sen yiyeceksin ya yem olacak. 2000 kişi var, tamam mı? 2000 kişiye diyor ki ben birazdan Twitter'da şu coin'i paylaşacağım. Siz al, şimdiden alın diyor. Zaten kim bu? O, tanıyor musun? Tamam. Junior mı? Ya ben isim vermem, bana şey yapma. Abi mesela tam saatlik mum, tamam mı? Yani tam orayı yakalıyor. Biraz o yükseliş başlıyor zaten. Herif bir paylaşıyor zaten, o kırıyor da, direnci de kırıyor abi. Ama tamam fake mı? Kalıyor işte. Tamam, o kırdığı en yukarıdaki noktada da VIP gruptaki herkes satıyor. Mal herkesin üstüne kalıyor. Aynen. Yani Twitter'dan giren herkesin üstüne kalıyor. Ya bu çok oldu bu işler. Onun için millete aynen diyoruz ya pump dump koyma. Hayır, böyle adamların takipçisi sürekli artıyor. Ben en çok şaşırdığım olaylardan bir tanesi bu. Mesela yani sürekli bir şeyleri doğru yapıyorsun, tamam mı? En ufak bir, diyelim ki stop oldun. Stop olmak en doğal bir şey. Adam başlıyor sövmeye, işte sen bize para kaybettin. Adam Twitter'ın profiline bir giriyorsun. İşte bilmem ne coin'ine girmiş, işte bir tane shit coin'ine girmiş, adamı yalamaya devam ediyor. Piç. Yani biz alt tarafı stop olmuşuz, sen gidiyorsun kafana mas boşaltırıyorsun. Ama adamları bana hakaret etmek için birbirine eziyordu. Evet, şey, dolu vermişlerdi. Dolu karşılığı adamlar. Ah yo. Dolu pop yapıyorlar senin yüzünden. Sabah Dodo ekibi bir bakıyoruz. Koyun paplamış. Niye alınıyor? İsim vermek değil. Ne oluyor aslında? Birini o kadar çok kişi var ki sektörde. Yani bunu yaptı, Ahmet yaptı, Mehmet yaptı diye. Çünkü onları da karşımıza almak da istemiyorum. Aldık bile zaten şu anda. Ha, yani olabilir. Yani nasıl algılarsa algılasın ama zaten pump yaptı demiyor burada. Diyor ki atıyorum bir koyununundan zarar etmiş adam. Ona bir şey demiyor. Onu seviyor. Ama bana tutulduğu için işte bana sövüyor diyor mesela. Benim anladığım o, doğru mu anladım? Aynen. Tamam. Abi bir şey yok. Anlamadım ama. Abi neyi anlamadın herif? Yani, bu tarafta sana başka bir şey yerde, ona bir şey demiyor. Benden aynen ufacık bir zarar verince bana saldırıyor diyorsun. Bir de anladık. Ne anladın? O an neyse, hareket çekiyordum ben, pardon. Peki gene bağlantılı bir soru abi. Bu kadar kazandım, ben bırakıyorum abi. Daha önce kaç 50 milyon dolar demiş. Kaç para alınca durursun? 50 milyon dolar ne yapıyorsun sen? Kaç para alınca durursun? Harbiden ya. Kaç para kazanınca durursun? Çok abi, 50 milyon dolar. Abi bizim hayallerimiz dünyadan büyük. Abi 50 milyon 50 milyon dolar çok. Yani abi işte abi adamın hayallerini bile kurtarmış sınırlandırmaya çalışıyorsun. Abi realist olmak gerekiyor. Realist yani ol şimdi ya. Mesela beş, yani mesela 5 yani gerçekten kaç düşün kazanabilirsin? Bak, bu piyasada bir şey soracağım. Bir şey. Oğlum benim kazanabileceğimin haddi hesabı yok ki bu piyasada. Ya tabii kazanırsın. Bilgi olduktan sonra bilgin olsun, kazanırsın. Oğlum benim bundan bir sene önce kasamın %1'i mesela farz ederim ki işte 100 dolarsa şu an belki 2000-3000 dolar. Yani nereden olabilir, nereye gelir? Bundan 3-4 sene sonra kim bilir nereye olabilir gelir? Bak bir şey soracağım. Kümülatif olarak sürekli artıya geçecek. 45 milyon dolar yaptın. Evet. Durmayacağım ben. Bak ben de bunu o yüzden de 50 milyon var abi. Hani, mesela devam falan. Bir tane ekstra lig oluyorsun amına koyayım. Ne? Cinnet geçirirsin. 49'da lig oluyorsun. 49'da sonra abi başına da geldi. 49-900 diyorsun ki dur lan şu 100 bin doları da şöyle bir inada bindirirsin. Makarasına bir şort açayım şöyle. Ya var ya ekstra %1.5 üstüne alırım hesabı. Şey diyordum. 10 bin dolar kâra geçince kapatacağım diyordum.
İşte 9600'e geldi. 4 kere falan geldi hatırlarsın evet, sen. Evet, kapat aynen, lan kapat aynen. falan yazıyorlar. Yok lan diyorum 10.000 dolar karda kapatacağım diyorum. 9600, 9800 kapatmadım. Sonra geldi öyle kapattım mesela. Geldi ama. Geldi. İyi çok şükür. Sen gelmese iyisin. Ama gelmese pişman eder yani anladın mı? Tabii, tabii canım. Ben öyle çok yaşadım. Ben öyle neler yaşadım. Ben öyle mesela kapat pozlarını ya 20.000 dolar olsun bütün hepsini kapatayım falan. Ondan sonra 2 günde 20K'lik oldu ama 2 tane long pozisyon. Mesela Ömer'in 19K şortu da öyle. Çok yaklaşmıştı. Biz uyardık gene. Gene. Ha 20K'ya geldi. Ben öyle bir sürü kapat. Ya benim 4 ben 4-5 tane borsa kullandığım için bir sürü borsada işlem açmışım mesela. Ama en sevdiğim Bitget. Evet. Yani. İşte trader Ömer işlemlerini Bitget'te. Sen yurt dışına yerleşmek için bu kadar yeter bana dediğin nedir abi? Yurt dışına neden yerleşik? Ya mesela. Davalı. Abi yok. Sen realist bir adamsın. Kaçta durursun? Yok, yurt dışına yerleşilir. Ben öyle bir hissediyorum ki. Oğlum, sanki yani şey. Hayatımın devamını ben orada tamamlayacakmışım gibi yani. 5 milyon dolar da yeter. Yurt dışına 5 milyon dolara yat alabiliyor musun? Alırsın canım. Alırsın oha yani. Alırsın abi. Ne yatlar var? Ben 1 milyon dolara yat aldım. Bir şey hacı. Sik sok bir şey 100 bin 200 bin dolara bile bir yatlar az var. Az bir şey dandik bir ev alırsın Bodrum'da. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani aklını alır. Öyle yatın şey adı şey yani. Bak, 100 bin dolara da bir tane araba alırsın. Asla yani kripto yani dünyasında duyamayacağınız bir şey. Aşırıya gerek yok ya. 50 milyon dolarına NBA takımı mı alacaksın ama? Galatasaray orta saha alacağım. Bu arada lütfen artık Galatasaray orta saha gelsin. Başkanım, sen Erdan şey abi, Allah razı olsun. Ben hiçbir yani kripto sektöründe kimseden diyor. Ben mesela zenginliğin herkese göre bir tanımı vardır ya mesela. Benim 50 milyon dolar. Ben diyorum ki yok yok. Ben diyorum ki mesela ben şu anda bana yeterli abi her şey. Yani onun için mutluluğun veya zenginliğin herkese göre tanımı farklı. Mesela Ömer'e göre ben yat o yatı alacağım. Tamam o güzel bir hırs. Onu amaç, hedef ona ulaşmak isteyebilir ama bana yeterli abi şu anda yani belki de yaşla da alakalı bir ya şey. Ya benim hedefleri yüksek tutma sebeplerimden bir tanesi de şu. Şimdi beni böyle ateşleyecek bir şeylerin olması lazım. Hedefi eğer orta bantta bir şey tutarsam ona göre kendimi gazlarım. Ama hedefim çok yüksek olursa mesela çok daha ateşli bir şekilde o ama hedefime ama işte devin koşarım. Boku büyük olur abi. Çok hedefini çok yukarı koyduğun zaman da çok olsun kötü de patlayabilirsin. Yok ya biz onu ayarlıyoruz ya. Acun'un bir sözü var ya bir şey diyor. Mesela hedeflerinizi diyor en üstü seçmeyin diyor. Mesela bir şey yapacaksınız. Hedefiniz bir üst kademesi olsun. Orayı yaptıktan sonra diğer hedefe geçin. Yoksa o ben şekilde yapmak. O zaman 50 değil 80 milyon dolar mı? Çok katılıyorum. Bak mesela bazı nasıl? İnsan... 50 değil 80 mi diyeyim? 50 de 80 değil mi? Şu an 2 milyon diyeceksin mesela. Şu an 2 diyeceksin. Zeki 2'den sonra 4 yapacaksın. 500 bin dolardı. Aynen öyle. O 1 milyon dolardı. Daha yakın, daha gerçekçi bir şey olsun. Mesela yani... Çok uzak bir hedef koyunca onu gerçekleştiremeyince demoralize evet, evet, oluyor kesinlikle. İnsan. O yüzden ben yani hedeflere bir tık ötesi koymanın daha ulaşılabilir ve insanın daha kamçılayıcı kesinlikle. Olduğunu düşünüyorum. Valla kendi adıma hiç demoralize olmuyor. Denize bunu çok söylerim. Sen hep kendini geçen yılki kendinle kıyaslayacaksın abi. Evet. Geçen evet. yılki halinle bu yılki halini kıyaslayacaksın. Yani başkasıyla kıyasladığın zaman... Sıkıntı var mutlaka, o zaman bende. Bende sıkıntı var. O zaman bunun üstüne koyman lazım demek ki sıkıntı varsa. Sen ne yapıyorsun? İyi takılıyor. Ya yani onu anlamadım. Sen bu şeydeki hani amaç ne? Nasıl? Hani dedi ya ben az önce cümle kurdu ya mesela bir şey söyledin sen. Ne söyledim abi? Abi ne güzel mi konuştun ya? Ne dedik ya hakikaten? Ben mi yazdım? Ben bok yedim dedin ya. Sıkıntı var dedim. Evet ha, işte niye var yani onu söylemiştim. FTX battı. Ha. Okay. Ondan yani hani ben. Sen nerede durursun mesela para muhabbetinde? Ya hedef olarak diyor hedef yani. Olarak, FTX açıp sakın bırakırım falan demiş. Şaka şaka. Yani hedef olarak bilmiyorum ya. Yani cüzdanımda şu kadar olsun durayım gibi bir hedefim yok benim. İşte annem rahat yaşasın bilmem ne falan filan yani yeterli. Ya böyle çok 20-30-50 milyon dolarım olsun diye yok, bir şey yok. Yok cüzdan hedefim yok yani. Hani iki tane evin olsun, bir tane araban olsun, annene bir tane işte ev al, takılsın. Hani... O yani. Ama işte sen böyle diyorsun ama günümüz kızları böyle düşünmüyor diyerek aynen. videoya bağlayayım ben size. Aynen. Anksiyetim azdı şu an. Bir erkek maaşla çalışmamalı. Erkek ticaret yapacak. Erkek memur olmayacak. Erkek parayı bulacak. Oğlum bir şey söyleyeyim aslında doğru söylüyor bu. Bu doğru söylüyor. Erkek ticaret yapacak. Memurluk belki tartışılır da. Ticaret işte. Demek zaten İngilizcesi trade. Yes. Evet. Diğer arkadaşa geçelim. Nasıl gidiyor? Diğer arkadaş var mı? Başka var mı bunlardan? Daha sen doğru konuşuyorsun. Sert yorum isteyen var mı? Sen doğrusun. Erkeğin maaşı ne kadar oldu? Hayatımı idame ettirecek kadar. Çok zor sorular ama. Arabası varsa, evi varsa okey. Yani istediğim her şeyi alabilecek işte kıyafet,
makyaj malzemesi gibi. İhtiyaçlarımı karşılayabiliyorsa okey. Çok zor bir soru oldu. Parasız erkeği asla sevmiyorum. Fakirlerden hep uzak duruyorum. Genel maaşı 50 bin olur. 50 bin. Bakıyorum, yani zaten kimse gelip bana ben fakirim demez ama maddi durumu kötüyse, ödemekte zorlanıyorsa bazı şeylere, mesela hesap, yediğimizi içtiğimizi karşılamıyorsa o insan bana göre değil demektir. Aylık 50-100 olmalı yani. 50-100 bin lira olmalı. Bir hayatına birini aldığın zaman ileriye dönük planlarında en basitinden bir çocuk yapacaksan mesela, kesinlikle onun en iyi şartlarda büyümesini istediğim için, kendimin de en iyi şartlarda böyle anaokuluna, range'le falan gidebilmem adına. Para. Anaokuluna, range'le gitmek. Çocuğu anaokula, en iyi şartlarda range büyütmeye bak. Pembe şişme mod, Nike Pro Tight. Şimdi senin 50 milyon buna yeterli herhalde diye tahmin ediyorum. Siktirsin gitsinler ya. 50 milyon olsa buna mı bakıyorum? Baba biz şimdi yani parayla alakalı bir şey değil o. Şimdi sen bir insan seversin. Paran arttığında da o değişmez yani. Abi parasız erkeği annesi sever mi? Evet, bir tek annesi sever zaten. Bir tek mi annesi sever? Bence evet. O da sevmez ya. Bir süre sonra. Annesi de sever de yani favorisi, değişir ya. Olmaz. Favorisi olmaz. Favorisi olmaz. Favorisi olmaz. Daha çok kazanan erkek mi? Evet. Daha çok kazanan komşunu bir oğlu var. Şimdi şöyle bir şey abi, buna para olarak bakarsan acımasız gözüküyor ama ne bileyim. Ya ben de bu sen şimdi bütün sen şey birden fazla ya, çocuğun vardı değil mi? Böyle, ya ben birden fazla. Ya. Benim oğlum olsa. Yani hiçbirini ayırmıyor musun? Mümkün değil. Ya nasıl ayırmıyorsun? Mümkün değil abi. Benim çocuklarım olsa bir favorim olur yani. Abi olamaz, imkanı yok. Olur abi. Abi nasıl biri daha çalışkandır, öbürü yaramazdır. Abi bir şey söyleyeceğim öbürü sana. Öbürü mesela okuldan şikayet tamam. Geliyordur, öbürü yapacağız. Takdirname süper. Alıyordur. Bir benim gibi yapacağız. Oğlun olmasını ister miydin? Yok. Aman abi. Yok, sana bir soru. Gel. Senin gibi oğlum olsun, 100 milyar borcum olsun. Vay be. Hem de yeni TL parayla. 4000 lira lan. Yeni 4000 dolar. 100 milyar dolar mı? Yok, TL. 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 O zaman zaten ben 50 milyon dolar borcu ödüyor mu? O zaman içinde pul olur zaten. 50 milyon dolar borcu ödüyor mu bu arada? Ben direkt zaten onu kapatırım abi. Zoru. Anneni seviyor musun? Severim. Sevme şu anda 5 dakika. Nasıl bir muhabbet? Nasıl? Sevme şu anda. Tamam, sevmiyorum. 5 dakika sevme. He. Sevmemeyi dene. Yapamadın. Yapamazsın. İşte, o yüzden sen de onu yapamazsın. Hayır, şu konu şu. Yani ya, öyle bir şey yok abi. Evlat sevgisi. Beynini görüyor musun? Ya, ya işte Allah o yüzden Steve'de var. Psikolog. Ya, Steve'de politik doğrucu. Steve'de aile. Abi değil, iki çocuğunu nasıl ayıracaksın abi? Ben ayıramam. Ayırırsın. Yani. Hayır, ayırır. Birine köpek muamelesi yap demiyorum. Ayırırsın dersin ki ya bu daha akıllı uslu bilmem. Kızın mı olsun istersin, oğlun mu? Hayırlısı olsun derim ama kız olabilir. Ben Umut'u biliyorum. Ben eskiden erkekçiydim. Bir tane oğlum olsun artık yeter. Artık kızcıyım yani. Peki bir kızın oldu diyelim. Bir tane kızım oldu o zaman yani. Sevinmezsin yani. Seni var ya yumuşacık yapar abi. Sevinirim canım, ne sevinirim? Yumuşacık yapar kız çocuğu. Sevinirim de benim hayatım ona uygun değil ya maalesef. O yüzden... Şimdi değil ama 5 sene sonra. Ya tabii ama hani 10 senedir değil yani. Bir 10 senedir. Ceren'e şey pardon, Ömer'e soralım. Kıza bak, yetişe bak. Bu nasıl bir yetiş ya? Kız mı oğlan mı? Abi benden çıkacak oğlan biraz sıkıntılı olur. Secde Nur abi net. Hani Secde Nur. Var benim kızım. Düşünsene. Peki. Bir tane daha junior trader Ömer. Aman ben kız çocuğu abi ya. Erkek çocuğunu 1,5 yaşından sonra çöpe atacaksın. Abi o zaman yani. Burada kimse kalmazdı. Ben erkek, valla bir tek çocuk büyüdüm mesela. Hiç bu hani favori mavori muhabbeti de olmadı. Süperdi. Her yerde çıplak geziyordum. 5 yaşına kadar çıplak geziyordum. Yani. Peki diyorlar mıydı Umut göster amcana çükünü. Çıplak geziyordum. Amcalar mi? Zaten görüyor. Künyem vardı böyle bileğimde Umut yazan. Nereden tanıyorsun? Altın künye. Böyle geziyordum yani. Şu anda gördüm biliyor musun o fotoğrafı? Vallahi öyle geziyordum böyle kollarım böyle kat kat böyle. Sen sarışın mıydın küçükken? Sarışındım değil abi. Zengin sarışın mı? Kıvırcık. Aynen, zengin sarışınlığı vardı. Zengin değil. Zengin sarışınlığı ne abi ya? Böyle bir şey var mı? Rich. Abi zengin çocuklara sarışın olur ya böyle ilk başta. Ana babası şeydir, kahverengi, siyahtır, zengin esmerdir. Zengin saçı diye bir şey oğlum, var. Zengin sarışın. Şey var. Bak ben onu Lord'da görürüm orta mesela. Çocuk alım gücü tam. Yedi o zamanlar. Doğru, biz de öyleydik. Ben de sarışındım ama zengin değilim. Ama Kürt sarışını bizimki. Adana oğlum işte. Adana sarışını. Kürt sarışını. Kıvay Tatlıtuğ sarışını. Ya Ömer İstanbul'a taşındı. Nereye taşındı biliyor musun? Güngören. Güngören'e taşındı. Ama yabancılık çekmiyor. Ama taşınıyorsun değil mi orada? Gel bu şey merdiven köye yani. Taşın gel. Ve Bağcılar'a geçeceğim. 15 bin liraya falan çok güzel kiralı evler var. 15-16 merdiven köy.
10 numara. Abi sağ ol, ben Kadıköy'ü seviyorum. Köprüye yakın ya. Şey. Her Kadıköy'de yerde böyle ya. Renkli saçlı kızlar. Ya oğlum bir mahalle mahalle. Benim bir teorim var. Kadıköy'de bir yerde dur, özellikle modada falan. 30 saniye veya maksimum 1 dakika bekle, garanti bir tane mavi saçlı kız geçiyor abi. Geçiyor yani, şaşmıyor. Durdum bunu bekledim, geçti. Siyah botlu. Abi Kadıköy bence İstanbul'da kurtarılmış bir bölge. Tabii ya. Canım. Kurtarılmış. Ben abi çok seviyorum. Çok keyifli yer. Kurtarılmış bölge. Yani nasıl kurtarılmış? İzole ya, kendi içinde. Ya bu kurtarılmış çok bölge tuz kavramı bile aslında olması. Tuz dedim lan tarz diye. Çok evet, sıkıntı bir şey yani. Neden? Niye var ki böyle bir şey? Abi işte Beşiktaş var, Kadıköy yani var, Beşiktaş var. Başka tamam, ama neden ne anlamda böyle kurtarılmış yani? Abi daha mı rahat insanların, daha seküler insanların, laik, daha laik demeyeceğim de daha hani. Seküler dedin, ne demek laik demek? Modern, sekülerlik de laiklik. Aynı. Ya insanları böyle yerlere hapsediyorlar. Mesela işte dinci adam Fatih'te takılsın falan filan. Keko adam Güngören'de takılsın. Aynen. Umut, ama abi İngiltere'de de öyle. Çok elit insanlar var Güngören'de. Mesela Türkler, Yunanlar, ya işte bu kurtarılmış yaşar bölge şeylerin muhabbetleri ben o yüzden hiç sevmiyorum. Abi ben şimdi baktığın zaman sen... Abi Konya'da dindarların de kurtarılmış bölgesi mesela, ona bakarsan. Ya işte böyle bir şey olmaması lazım. Başakşehir'de oturur musun mesela? Olmaması lazım. Beylikdüzü? Yok çünkü bilmiyorum orayı. Burada doğup büyüdüğüm için burada yaşamayı tercih ederim. Ama yani hani işte siyasi bir sebepten bir yerde oturmam lazım. Siyasi değil abi. Yani senin hayat tarzına uygun yer aslında. Mesela Fatih'te aynen yaşayan adam bana uygun değil. Ama bak abi sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ben şimdi tamam İşte laik, cumhuriyetçi, Atatürkçü bilmem ne bir insanım. Tamam doğru. Belki de ama ben 15 Temmuz'da neredeydik? Belki de Konya'da doğup büyüseydim bu olmayacaktım yani. Ha, mesela abi için tekiydim şey yani. Pembe götlü Cihangir solcusu evet diye bir şey var yani. O ne lan pembe götlü? Tabii. Öyle. Yani böyle belki baba parası yiyen böyle BMW'yle yani caddelerde turlayan. Var abi, insanın doğduğu, Piçin yaşadığı, büyüdüğü yani bölge karakterini bir şekilde şekillendiriyor abi yani. O %100 bak şimdi sen şimdi şeyden Ömer'den bahsedelim mesela. Gel. Tamam mı? Trader Ömer. Aşkım şimdi benim. Türk, Müslüman, Kürt. Aferin. Kürt, Türk, Türkiye Türk'üz Cumhuriyeti vatandaşı, kesinlikle. Bekle Türk biraz, milliyetçisi çıkacağız diyelim veya Müslüman, değil mi? Adı da Ömer. Abi 300 kilometre bu tarafta doğuyorsun, adın Yorgo oluyor, Yunan milliyetçisi oluyorsun ve Hristiyan oluyorsun. Yani evet, aslında doğduğun yer neyse senin tabii bütün inançların... Bir de muhtemelen böyle %20 falan genetiğiniz tutuyor falan Yorgo ile Ömer'in. Akraba gibi bir şey yap. Abi tutuyorsunu bırak. Muhtemelen Yorgolar aramızdadır. Yani ben mesela şey, bu Anadolu tamam mı? Bin tane medeniyet yetişmiş. Hititler, Yorgolar efendime aramızda söyleyeyim, Etiler, Cartlar, Curtlar. Yani bin tane medeniyet, Selçuklar. Ulan bunların hepsi uzaya mı gitti? Kayıp mı oldu? Hayır. Ya o yıkılan devletin vatandaşları aslında yeni kurulan devlete tabi oluyor. Ben bir tane çiğ köfteci gördüm. O Antiyok. Yok, bu çiğ köfteci isimlerinden birine... Komagene. Öyle bir krallık mı ha, ne varmış yani? Komagene, ben şey sanıyordum yani. Komagene'yi çiğ köfteci markası sanıyordum. Meğer Antakya'da bir krallıkmış abi. Doğrudur. Ama bir şey söyleyeyim. Ya bir dakika, hiçbiriniz bana burada kültür şey yapmasın. Komagene'yi krallık olduğunu bilen kaç kişi vardı Komagene çiğ köfteden önce? Ben şeyden biliyorum. Mesela biliyor Komagene'yi biliyorum da biz ya şeyden bilmiyoruz, bilemezsiniz abi. Ben biliyorum, ben tarihle ilgili. Ben çiğ köfteciyim abi. Sen nasıl abi biliyorsun? Yok, abi ya, biz Galatasaray'ı çok ben yendiğimiz bir dönem Galatasaraylılar pankart açıyordu Komagene diye. Aynen aynen. Aa bilmiyordum. Niye? Yeni öğrendim. Ha. Oo. Ne? Ne? Güzel ama çok ince değil miydi ya? Niye? Bir dakika, ben anlamadım. Anlamasın. Aa. Komagene diye krallık varmış. Ne anlamadım? Hani Fenerbahçe geliyor ya oynamaya. Haa. Bir ara Galatasaray'ı çok yeniyorduk ya. Ha. Sene bilmem 80'ler 70'ler. Yani demek istediğim aslında Steve'in dediği doğru abi. Yani bütün bu milletler aynı topraklarda yetişiyor. Yunanlar, Kürtler, Türkler. Hepimiz kardeşiz. Aynı topraklarda büyüyen insanlar. Abi Hindistan'da yani doğsan adın Punjabi olacak. İşte Hindu olacaksın. Hindistan milliyetçisi olup Pakistanlıları öldürmeye çalışacaksın. Yani hiç abi nerede doğuyorsan olsun ya. Abi bu ara biraz Bitcoin'den kayalım. Biz tarafında halka arzlar bomba gibi patlıyor. Evet yani... ben dünyaca ünlü bir şirket duydum. Türkiye'de Bist'e açılacakmış. Hangisi abi? Milliye Camii.
Abi mantıklı mı sence ya Midyeci Ahmet'inde? Oğlum bu halka arz açmak bu kadar basit şeyler mi? Basit ya. Yani tamam biz de halka çoğu şirket borcunu kapatmak için giriyor. Blok açılsın evet, abi. Evet muhtemelen bunlardan daha fazla faydamız var. TL bazında çok tepede. Mesela şimdi Midyeci Ahmet böyle bir şey yaptı. Midyeci Ahmet. Midyeci Ahmet. Midyeci Ahmet dedi ama. Midyeci Ahmet'in böyle bir şey yaptığını düşün. Tamam mı? Ama şey yani. Tepe yani. Değil mi? Art piyasadan çıkma zamanı geldi. Aynen ama dolar bazında grafiğe bak. Bitcoin'e gibi bir şey. Daha nerede? Değil mi? Şimdi BIST'te böyle bir kafa karışıklığı var. Tepe mi yoksa daha gidecek tepe sinyalleri peki, veriyor. Midyeci Ahmet hissesi mesela berberde, alır mısın? Berberde bile bir şey konuşuluyor. Ama alır mısın Midyeci Ahmet hissesi? Kaç milyon tane kullanıcı var artık. Abi bu halka arz olayı nereye gidecek ya yani? Şirketler borçtan ödemek abi, için falan giriyor. Abi boku çıktı yani. Boku deyim olarak değil yani. Kokoreççi. Ebebek de halka arz. Çok iyi şaka bu arada. Çok iyi şaka şey yapılıyorsa, arz ediliyorsa boku çıkmıştır. Ebebek ama yine iyi firma yani. Yine hani olabilir. Hani hiç bitmeyen bir sektör oğlum ya. Düşünsene. Abi ebebek olsun sürekli ya. Bebek yapıyorsun. Abi yani bitmeyen abi, bir sektör. Olsun ebebek gayet büyük firma da. Aynen. Yani böyle şey esnaf yapmasın abi esnafta ya. Abi ben sana bir şey söyleyeyim. Bak. Kar zarar bilançoyu nasıl hesaplayacaksın linç ki? Adam de, mesela kokoreç ama. Yiyorsun. Hocam 100 lira veriyorsun çıkıp bin, gidiyorsun. Bin tane tam kokoreç sattım. Şişke kesmiyor amına. Pamplıyor amına koyayım. Ha gidiyorsun 10 tane yarım ekmek söylüyorsun %1 oluyor. Kazasker'de şıkır şıkır kokomusti vardı. Adamın 15 sene boyunca post makinesi bozuk diyor. Lan neyi bozuk? Hep nakit alıyor. Hiçbirini şey yapmıyor yani. Kaydına kuyduna girmiyor. Ama yani şey abi peki bence... bu halka arzdan sonra bu kayıt kuyut yokken nasıl bilanço yapacak şimdi bu adam? Bu yapmak zorunda artık. Bunun i̇şte kaydı kuyruğu fiş kesiyordur artık. Halka arzdan o kadar para alacak o bilançoyu da biz anlayalım. Fiş kesiyordur da yani Midyeci Ahmet'in de hissesini almam yani. Almam abi. Almam ne bunları diyeceksin bunları shortlayabiliyor muyuz bu arada? Çok sağlam öyle bir şey işte, var mı? Şeyim var. Yok falan, var, var galiba ya. Viyop mu yok? Galiba var. Ya diyor. Bizim işte bak biz Ninja'da böyle hizmetler de var. Bizim SPK lisansızı. Yatırım danışmanımız da var kardeşim. Gelip selam Didem. Gelip shortlayabiliyor muyuz Midyeci Ahmet? Valla böyle bir oğlum, şey vardı bak, ama. Ben böyle konuşuyorum ya bana dava açmasınlar. Shortlamayacağım tamam amına koyayım da. Ya bence bu daha bu geçen hafta Midyeci'ni yedim yani. Öyle bir şey varsa gerçekten böyle birkaç tane şey bulup. Martı vardı ya. Birkaç Martı... tane kağıt bulup swing short açmak evet, lazım. Evet yani. Çünkü seni bunlar gerçekten. Midyeci istiyorlarmış amına koyayım. Gerçekten düşünülebilir yani. Gerçi dur amına bir sorayım ya abi vardı galiba ama. Bunlar daha tehlikeli Kürtlere falan. Martı da öyle. Çıktığından beri işte de long short açabiliyorsun. Beri yokuş aşağı gidiyor. İşte Viyop dediğim olay. Olması lazım. Eğer o varsa Martı shortlanır ama. Daha ne kadar shortlayacaksın? %90 düştü. Yani buradan yükselir mi? Ya sürekli reklam atıyor. Her tweetine reklam basıyor. Amına koyayım engelliyorum adamı. Aynen. Susturuyorum hala önüme çıkıyor. Ya o adam taksici nefretini paraya çevirdi abi. Ya o inanılmaz bir ya. Şey yaptı ya. Ya darlıyor bizi sürekli lan. Tamam. Bu arada çok da pahalıymış ha. Evet. Taksiden daha pahalı amına koyayım. Martı veriyorsun taksiden daha pahalı. O zaman da pahalıydı. Teklif sunuyorsun taksiye verdiğin paradan fazla nasıl söyleyeyim. Evet nasıl iş bu abi sen sıkıntısın ya. Martı'ya teklif mi sunuyorsun? Martı tek var ya. Oradan gidiyor teklif ver diyorsun. O başka o parayı arabayı kullanan alıyor. Ben scooterlarını kastediyorum. Ya o da, pahalı, da pahalı. Bir de tak var. Abi, o da pahalı taksi yani. Gibi taksi yani. Taksiden beter. Beyefendi hani ne olacak bu fiyatlar? Bu kadar taksicilere sövüyorsun. Ama şey olarak yani borsaya insanların bu kadar ilgili olması ileride belki kriptoya da yarar. Ya ne alaka abi? Ya, borsada ayı zamanı yalnız gelince, şey ayı sezonu bak, gelince o adamlar milyon kullanıcı trade'e var. Meraklı borsa ne yapacak? İstanbul'da. Hiçbir şey yok. Borsa düştüğü an hemen şeye giriyorsun. Shiba, Doge, CZ, Shiliz bunları alıyorsun, patlatıyorlar. Aynen. Bizim Türkler anca onu alır zaten. Hemen gir slip'te. Taksici sorunu sence nasıl çözülür abi? Bizim bir otelimiz vardı eskiden Ava'da, tamam mı? Ava'da biliyorsundur. Buraya bayağı uzak İstanbul'a yani. Bir gün abi bir taksici geldi. Tamam mı? Müşteriyle beraber, Arap müşterileri vardı. Müşterileriyle beraber geldi otele. Merhaba buyurun buyurun bilmem ne. İşte ben dedi oda arıyorum. Buyurun var. Ben dedi dört karımla aynı odada kalacağım dedi. Öyle bir oda yok bizde. İki kişilik odalar yani. Bir sen bir de bir karını seçebilirsin kalacak. Yani üç karın. Dışarıda başka odada kalır yani. Oğlum bu ne 1 milyar adet Ripple transfer ettiler. Ondan sonra abi neyse Arap da olmaz. Ben de 4 karımla aynı odada. İyi dedik yani o zaman bizde yok. Ava'da hiçbir otelde de yok böyle bir büyüklükte oda. Ekip o zaman dedik
Sinkin burada mi? Bulamazsın. Başka yere git yani. Taksiciye dedim. Sen dedim, nereden getirdin bunu Ava'ya? Yani burada zaten dedim böyle oda yok. Atatürk Havalimanı'ndan almış. Adam demiş ki otel lazım. En uzaktaki kalacak. Yer neresi? Ava'ya getirmiş oğlum. Atatürk Havalimanı'ndan. Ya dedik şimdi nereye götüreceksin? Şimdi dedi Kocaeli'ye, Kandıra'ya götüreceğim. Ulan böyle bir şey yok abi. Işın sonunda Adana'ya kadar gidiyor. Yani, Türklere soykırım yapsa havalimanında havalimanında otele Aklı götür ya. Beni otel lazım diyen adamı da Ava'ya getirmezsin. Sonra Hitler böyle doğdu. Kandıra'ya getirmezsin yani. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubu hakkında ne düşünüyorsunuz ya? Baba yani belli ikinci olmuş. Biziz. Yok oğlum United'a biz saplarız sen merak etme. Onlar ben merak etmiyorum valla. Aynen Kale'de 6 ay olacak zaten. İzleyeceğiz göreceğiz. Kale'de ona ne olur ya? 6 ay yedek kalacak. İnşallah 6 ay olur. 6 ay olursa var ya. 6 ay bizi iyi tanır. Yemin ediyorum 6 ay olsun o gazla 10 numara kalecilik yapar o maçta. Ya 6 ay hiçbir şey yapamaz. Allah yürü bakalım. Karşısında Icardi'yi görünce. Tabii canım el ayağına dolanır. Ya biz sarhoş takımla 3 tane atmış adamız ya. Hiçbir şey olmaz. Ama hani güzel takım. Yani güzel takım demişim. Güzel grup yani. Bu Galatasaraylılardaki bu göt kalktığını Şampiyonlar Ligi grup maçlarından sonra da göreceğim kardeşim. Valla sıkıntı yok ya. Ama yani ben hayatımda böyle kadro görmedim. Şimdi böyle kadroya bir zahmet götümüz biraz kalksın. Ne bizim grup? Ben... Oğlum sizin kadro hiç bayağı mi? Geçen senin kadronuz daha iyi ben nasıl geçen senin kadronuz daha iyi? Evet abi. Abi. Şimdiki yani. İleri hatta baksana. Top oynamıyorlar. En kötü adamları görmedik ya. Sakatlar bir kendilerine gelsin. Niye aldınız sakat adamı? Ya sakat değiller işte hani şey yapacaklar. Ne kondisyon mondisyon yani. Boya boya koyayım. O zaman şöyle yapalım mı? Şimdi biraz önce kamera arkasında konuşuyorduk işte eskilerden bahsediyoruz. Yani kriptoya ilk girdiğimiz zamanlar daha ninjalar var ama ben mesela yoktum. Ömer de yoktu muhtemelen. Sizler de yoktunuz. Onlar, tabii canım yeniydik biz baya. O dönemleri biraz anlattı Umut vesaire ama o dönemleri açılınca da dedi ki o dönemlerden önce var mı böyle bir anınız? Hani komik burada anlatı. Yani kripto hep kriptodan bahsediyoruz. Kripto dışında var mı? Ömer senle başlayalım. Abi ben yani şöyle benim hayatımda gerçekten hani böyle bir de ben hikayeler falan anlatıyorum ama hep delilidir böyle. Bir fotoğraf, video falan vardır elimde. Şimdi insanlar karşıdaki insanları anlatınca siktir git demesin diye. Bende öyle bir takıntı var. Ne yaptın böyle falan. Vahim bir şey yaşadığında kayda mı aldın? Yani kesin o olayla alakalı bir şey vardır elimde. Bir mesaj vardır. Bir adamla abi şöyle bir şey yaşamıştık hatırlıyor musun muhabbet falan. Bıçaklanmış falan fotoğraf çekiliyor. Benim şeyde abi fabrikada çalışıyorum. Staj yapıyorum lisede. Şeyde Kuraman Çelik diye fabrikada. Orada ben makine bölümü bitirdim işte. Makine teknikerliği okuyorduk. Orada stajda bir fabrikada işte böyle atölyede çalışıyoruz. Ustalar var böyle ben o dönemler namaz falan kılıyorum böyle tekrar da aynı şekilde. Şimdi daha kılmıyor yeni... musun? Yok hala kılıyordum hala kılıyorum. Neyse bir Allah tane usta, bir tane usta vardı orada abi böyle... Namaz kılıyorum namaz kılmasın. Allah kabul etsin. Steve'in dinle alakası var. Allah kabul etsin. Hapşırmaya Allah kabul etsin diyor. Ya benim öksürdü ya ben de hapşırdı mı zannettim. Hayır yani Kur'an'ı hatim etmiş insan. Allah kabul etsin hapşırdım ya. Çok kötü sanatıyorlar beni ya. Aa, bir tane usta vardı bizim böyle. Ben namaza falan gittiğimde böyle bana söyleniyordu hani ulan işten mi kaytırıyorsun tarzı muhabbetler yapıyordu böyle. Ondan sonra bizim çalıştığımız atölyede böyle şey vardı abi taş motoru. Gemi atölyesi bir usta varmış. Yok yok. Çekici vurmuş. Taş motoru var böyle hani sacların üstüne taş motoruyla çapaklarını falan alıyorlar ya büyük böyle. Neyse ustanın ben yanında duruyorum böyle işte usta çapakları almak için taş motorunu böyle sacın üstüne şey yapıyor. Paslı şey var yan tarafta böyle. Onu alıyor atıyor böyle kulaklığı falan var böyle. Çekiyor böyle atıyor. Benim de aklıma manzurluk geldi burada ne yapabilirim falan diye böyle. Usta şimdi o taş motorla işini alıyor yana atıyor ya. Ulan baktım yan tarafta paslı sacın üstüne işaret bırakıyor bu böyle. Her attığında durmadan önce orada bir silme iz yapıyor böyle. Ben de gittim usta görmeden böyle kulaklıkla oynarken işini falan bitirdi. Çıktı gitti böyle. Ben oraya gittim sacın üstüne Arapça Allah yazdım. Tamam mı? Ondan sonra Arapça Allah yazdım. Usta geldi böyle tabii ki görmedi orayı. Arapça böyle. Allah yazmayı nasıl biliyorsun? Abi ya, Allah şöyle ya. Arapça şey Allah çok abi. Düzdür aslında. Şöyle abi. W gibi bir şey. Tek çizgi W abi. W gibi bir şey ucuda kıvrık. Aynen tek çizgi W üstüne de bir tane şetle miydi neydi herhalde öyle bir şey koyuyorsun. Neyse ben ona yazdım attım böyle üstüne. Tabii ki şetleyi koymadım sadece çizgi Allah çizgisi böyle belirgin bir şekilde. Okuduğunda Allah olduğunu anlasın falan tarzı böyle. Ondan sonra Allah usta geldi. Usta geldi işin devam ediyor böyle. Atıyor böyle tekrardan böyle oraya doğru böyle. Ondan sonra ben böyle yaptım. Dondum böyle oraya doğru baktım. Tövbe estağfurullah yaptım. Allah Allah yaptım böyle. Adam da bana baktı. Oğlum hayırdır lan manyak mısın? Niye böyle dua ediyorsun falan yaptı böyle.
usta dedim, bir şey dedim ya, Faik abi var, onu bir çağırsana yaptım buraya. Çağırdık böyle. Usta dedim, burada ne yazıyor? Oğlum dalga mı geçiyorsun? Allah yazıyor işte yaptım. Böyle İlyas usta da böyle baktı. Oğlum bu nasıl oldu falan? Usta dedim, İlyas usta sabahtan beri böyle şey yapıyor. Oraya saca şey taş motoru attıktan sonra bu işaret çıktı. Ben hiçbir şeye dokunmadım falan yaptım böyle. Hepsi böyle dondu kaldı. İlyas usta falan böyle bakıyor böyle, tövbe estağfurullah falan yaptı. Ondan sonra gitti, bunun orada bizim hoca var. Namazı kıldıran hoca falan var böyle. Hocanın yanına gitti, hocam bunun dedim meali nedir, anlamı nedir falan filan böyle. Bu işaret olabilir. Sen Ömer namaza giderken böyle böyle söylüyordun. Sana işaret gelmiş falan yaptı. Adam bir hafta sonra namaza başladı. Dumancı amına koyayım hepsi. Küçük bir mümin latif. Yani bu kadar dinledik de biraz... biraz... bilerek gülme dedik de herkese. Lan düşünsene aslında yok bak. Abi sen dedikten sonra ben güldüm, gülesim geldi yani. Hayır. Komik değildi abi. Abi komik değil zaten komik yani. Komik bir şey değil de. Abi bu şirk koşmak. Aklıma şey geldi ya. Şimdi hani böyle anlatılan hikayeler vesaire falan var ya. Böyle aileler içerisinde. Aynı böyle bir olay olsa mesela. Onu yazsana. Ding 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 ding. Senin nasıl gibi. Yani? Hani yani? İşte anlatıyorlar ya. İşte şöyle bir mucize oldu. İşte o onu şöyle yaptı, böyle yaptı falan filan. İşte Allah'ın işine bak falan. Aynı senin gibi bir tane piç gelip orada aslında şey yapıyormuş yani, milleti trollüyormuş. Öyle zaten muhtemelen. Muhtemelen öyleymiş ya. Allah diyen aslan vardı değil mi? Allah! Öyle bir şey var. Yeteri kadar Müslümansan her şeyi Allah diyebilirsin. Tabii canım. Yani veya her şekilde bulursan yani. Çıkar yani nasıl, abi. Nasıl diyor Allah yani? Aslan mı? Allah! Allah! Yani ona... Cem Yılmaz'ın videosunda var ya. Allah! Böyle yapıyor aslan. Benzetem de öyle. Allah diyor. Bu aslan şey, böyle bir. Babalar da bak sen bilirsin. Babalar da öyle diyor ya yani çocuk. Baba dedi. Ulan çocuk bağırıyor yani. Ben yani şey gibi geldi yani. Anlamazsın ya çocuk sıçtı. Der ki. Anne hep bu böyle girdi mi böyle? Annesine sorarsın ne dedi? İşte su içelim mi dedi. Hani sen halbuki hiç baba su içelim dedi mi falan demedi yani. Hani anladın. Karpuzun üstünde Allah yazıyor falan diyor. Ya yazmıyor abi, yani. Bir sürü şey var. Koyunun üstünde yazıyor. Yazmıyor ha yani. Ama yazmıyor. Kestiler sonra koyunu. Ya kesmezsin değil mi yani, anladın mı? Yok işte Allah yazan koyunu şey, da kesme amına koyayım. Kokoreç yapmış ama. Iğdır'da falan her sene bir dağın belki üstünde. Belki de o koyunu şeye göndermişlerdi. Şey, dünyadaki Iğdır'da diğer koyunlara göndermişlerdi. Iğdır'da her sene bir dağın üstünde belli günde Atatürk silüeti olur. Ne alakası var abi? Bu da doğru. Bu da salta ya. O gerçek. Ya bir de bu çabut bağlama falan olayı var biliyorsunuz. Yani dilek tutuyorsun falan. İşte herkes orada ama böyle binlerce kişi var. Sıraya girmişler bağlıyor. Ben gördünüz mü hiç onlardan? Eyüp Sultan'da da var hatta. Gerçi Eyüp Sultan'daki böyle şey. Dini bir şey o. Evlenirken falan mı gidiyorlar? Telli baba falan onu mu diyorsun? Ağaca böyle. Geldi. Oha. Ne oluyor lan? Bu bir işaret. Bak Allah çok diyen konuştuk. Allah diyen monik bilgisayar. Ne oldu lan? Arkadan dümenden açtı geldi. Senin kıymaca vardı bir tane. Ne? O neydi? Neyi vardı? Kıyma mıyma diyordun. Dövüyorlardı. Şey vardı ya biz Adana'da mahallede falan. Kıyma mi ya? Bir kıyma. Sonraki dizi. Aynen 01'den sonra şey yaptılar. Kıyma yaptılar. 02. 02 aynen. Unuttum hikayeyi amına koyayım bir anda. Ha şey. Dayaktan sonra abla sallanıyor amına koyayım 5 dakikada bir. Ya mahalle duruyor şimdi her zamanki bizim mahalle ama işte yeni bir kasap açılmış. Bizim eski kasap işte kapanmıştı. Mecbur gidip oradan şey yapacağız. Tam böyle cuma namazından bir saat önce falan. Yok abi ben 50 kere dayak yedim bir tanesi cuma namazından. Allah yedim diyen kasap. Aynen. Abi cuma namazından da dayak yemezsin ya, dayak hiç çıkmasın etin üstünde Allah yedin. Oldu öyle şey. Kıymadı kıyma böyle Allah diye çıkmış. Şey var ya, bonfilenin yağında beyazda Allah yazıyor. Oğlum anlatmayayım amına koyayım. Tamam. Neyse abi işte gidişte bir 20 tane çocuk bir yere kümelenmiş. Şimdi normal şartlarda Adana'da herhangi bir mahallede böyle 4-5 kişiden fazla bir yere kümelendiyse geçmeyeceksin onun önünden. Yani sokağı değiştir, başka bir yerden git. Mesela. Adana'da mı? Aynen Adana'da. Yani herhangi bir İstanbul'da da geçerli belki bilmiyorum, hiç yaşamadım ama. Şimdi gittim kıyma almaya. Orada 20 tane çocuk kümelenmiş. Hiçbir şey olmadı tabii ki. Dönüşte abi yanlışlıkla bir tanesiyle göz göze geldim. En büyük sıkıntılardan bir tanesi göz göze geldiğin an zaten şey oluyor orada hani. Ha sen benimle göz göze geldin ben seni bir döveyim amına koyayım. Çakma anlar. Aynen, saatin demiyor ama. Abi neyse birkaç adım attım. Hızlı hızlı yürümeye çalışıyorum yani. Hani diyorum ki hemen hızlıca geçeyim şunların önünden gideyim. Sırtımdan bir tekme yedim. Ama çocuk bildiğin uçan tekme attı. Ne konuşmadan hiç? Hiç. Ya ne konuşacaksın amına koyayım? Abi bakışıyla zaten üstüme atladı. Kesmiştir onu. 20 kişi resmen beni orada dövdü. 20 peki tane çocuk. Peki bu mesela çok kişiden dayak yiyince o kişilerin sayısını nasıl hatırlıyor insanlar? Mesela beni 12 kişi dövdü falan. Abi farazi 20. Saymadım yani. 20'den fazla da olabilir.
Belki de 5 lira abi. 5 lira var. Bizim Kovalent vardı, Levent. Herifi bir dövdüler abi. Bu herifin acı eşiği çok yüksekti. Kolu kırıldı, bir hafta dolaştı falan kırık kolla. Hani böyle kırık kolla bir hafta. Ya böyle burası morarmaya falan Allah Allah. Vardır ya böyle acı eşiği yüksek. Dolaşır bu. O nasıl bir eşik anlamadım. Sinirleri abi. Ölmüş onun. Hayır, o hastalık işte zaten. Allah Allah. Cam hastalığın bir şey diyorlar. Kemiği kırılınca hissetmiyorsun. Neyse abi. Abi çocuğu bir dövdüler toplu konut sitesinin orada. Ama nasıl biliyor musun? Yerde en son bir tanesi giderken. Toplu konut sitesi neresi ya? Yeşilköy. Abi Yeşilköy toplu konut sitesi. Ya bilen bilir işte. En sonu çirozun orası yani. Oo. Çıkmaz sokak falan orası. Abi herifin en son bir tanesi giderken de kafasına tekme attı çocuğun, tamam mı? Oğlum çocuk baygın ya, yani öldü zannettik biz. Biz sonra gittik yanına. Herif kalktı böyle yaptı. Gittiler mi lan? Ölü taklidi yapmış. En yapılacak mantıklı şey. Keşke ben de yapsaydım. Bu kadar adamdan dayak yedik, bir de üstüne kıymamızı çalarsın. Karambol da olur ama herkes yemiştir ya. Eğer orospu çocuklar kıymayı bıraksaydılar ya. Biz de yedik, yemişindir karambol da. Abi anlatıldığı kadar kötü olmuyor. Beni bir kere 20-25 kişi dövmüştü yani. Saymış mı? Kalkıp. Nerede dövdüler seni? Şeyde, Caddebostan'da. Ama gerçekten bu dayak yer. Nasıl dayak edin Caddebostan'da? 20 kişiden harbiden ha Caddebostan'da. Bir Allah'ın kulu gelmiyor. Yani şimdi konuyu anlatamam programda ama. Yani bir kız meselesi. 15 Temmuz zamanı. Kız meselesi gibi bir şey. Ha. Herifler toplanıp gelmiş yani. Sen bir kıza laf mı attın? Ne yaptın? TikTok'a mı çek? Afgan falan mı? Ya öyle bir şey değil ama yani. Şeydi yani. Kafamda canlandırsam daha kötü olurdu. Ama yani 20-25 kişi. Ya zaten bu. Bak hatta öyle bir dayak yedik ki abi bak. Dayak yedik derken sen tek mi? Yok, iki kişiydik. Aslında yanımdaki çocuğa şey yapacaklardı. Aha. İlk ona vurdular. Ne yapalım abi, şimdi biz iki kişiyiz. Kaçalım mı? Evet, hop, mop, 20 derken, kişi geliyor, kaçacaksın. Hayır, ilk ona vurdular. Hop mop, ne yapıyorsunuz dedim. Ulan çocuk kaçtı. Ben kaldım. Allah Allah. Ben kaldım. Bu sefer çocuk kaçınca herkes bana şey yaptı. Bir grup onu kovaladı. Sonra yetişemeyince onu kovalayıp geri dönenler de bana daldı. Yani bir 4-5 araba dolusu, her arabada 4-5 kişi. 20-25 kişi abi. Sizi iyi öldürmemişler. Dayak yedik ama bir şey de olmadı yani. Ben yedim hatta şöyle. Artık seslerden insanlar polise şikayet etmiş. Polis geldi, öyle dağıldı grup. Polis yani de dövdü diyorum. 15-20 dakika dayak yemişimdir yani. Abi şey 15-20 dakika abi. Dayak yiyemezsin. Sana abi, öyle yedim. Yedim. Ya polis geldi diyorum. Polis geldi. Sesten birileri rahatsız oluyor. 155'i arıyor. Polis o ihbarı alıyor, ekibe bildiriyor, ekip geliyor. Yani nereden baksan bir 10 dakikası kesin temiz var yani. Abi 10 dakika abi Caddebostan Migros'un orada bekliyorlar zaten. Küt diye gelmişlerdir, sana öyle geliyordur. Umut sen karambolda ya. Ya zaman ya o sırada biraz yavaş geçiyor ama. Ben benim şeyleri anlatmak istemiyorum. Ama karambolda ama yani. Yani. Bir de iyi uyku, bak iyi yedim uyursun yani. Karambolda yandan sonra. Ya ama ölmedim yani. O gece iyi. Uyuyamadım ben abi. Belki yani hep şey diyor Derya abi. Bir süre sonra hissetmiyorsun, ya. Rahatlıyorsun falan diyorlar böyle. Hani iyi geliyor falan diyorlar. Abi de abi öyle bir şey yok amına koyayım. Dayak yiyince niye rahatladın? Size bir şey anlatacağım ama bu yapışacak bana. Onun için anlatmak istemiyorum. Şimdi burada bir anlatacağım. Yarın Twitter'da okurum manşet yani. Manşet olur. Abi işten dönüyorum İngiltere'de gece saat yani geç yarım bir falan. Yürüme mesafesine 10 dakika yürüme mesafesi iş yerinden. Yolun karşısında da bizim ya yani o dönem Croydon diye bir yerdeyim. Croydon da böyle biraz sakat bir yer. 3 tane zenci vardı. 3 tane zenci diyeceğim siyahi, onun için o takılacak. Siyahi. Takıldı zaten. 3 tane Afro-American var, tamam mı abi? Şimdi bakıyorlar bana, görüyorum yolun karşısındayım ben ama hani bakmama, aynı işte Ömer'in dediği gibi göz göze gelmemesi. Çünkü onlar da grup halinde. Tek tek de hiçbir icraatları yok. Ben bir ara gözümü böyle kaldırdım. Herif dedi ki neye bakıyorsun dedi. Her yerde grup yapıyorlar bu arada. Neye bakıyorsun dedi. Hmm. Ben de cevap verdim. Bir şeye bakmıyorum dedim. Nothing mate dedim yani, anladın mı? What falan yolun karşısından bana doğru geliyor. Abi bütün gün çalışmışım, iki çift çalışmışım. Yorgunum ama iyi zamanlarım yani, kendime güvendiğim zamanlar. Şimdi ben de strateji yapıyorum. Diyorum ki bunlar geliyor ya karşıdan. Bir tanesini hemen indirebilirsem ikiye bir, birine hani bir şekilde kendimi kontrol ederim. Abi bir tane gelene ben ellerimi ya dedim bir zaman vurdum abi. Abi herif vurdum böyle yaptı. Geri döndü ya herif. Değil ki bu abi, herifi vurdun mu indireceksin falan. Abi beni bir dövdüler. Şiir gibi. Yani şiir gibi. Üstüme çıkartmadan zenci koşuyor. Uyudum abi. Eve gittim. Porno filmi gibi. Kıyafetimle uzandım. Bir kalktım sabah olmuş abi. Hayatımın en iyi uykusu. Evet, güzel uyuyorsun. Çok güzel uyuyorsun. Hmm. Bir alkolle galiba. Birini dövdüğün zaman uyuyamıyorsun mesela. O evet. Elin ayağın hala titriyor. Bir de biraz hakkaniyetim varsa lan. Keşke bu kadar vurmasaydık falan. Diyor musun? Sen demezsin.
Abi hiç görmedim. Adam sessiz kaldı hiç bu görmedim. Konuyla alakalı ya. Düşsene. Evet, çok ya Umut o kadar yapmadı. Çok demek ki şeyi var ki onun. Anısı var ki. Acaba hangisini anlatsam? Ben anladım. Bahsetmek istemedim. Bir de şey çok benim anılarım hep yarısı suç, yarısı normal. Yani anlatsa çıkışta abi, polis ders kelepçe falan. Mesela karambol dayağı yedin. Ama hiç karambol dayağı attın mı? Bak ben bu grupta at, göremiyorum. Yok. Mesela 4-5 kişi bir kişiye girme... Ben hayatta... 4-5 kişi bir kişiye de girdim. 4-5 kişi bir kişiden dayak dedim. Abi 4-5 kişi bir kişiye girmenin şeyi ne yani? O ben girmedim. Psikolojisi ne? Giremedim yani. Ben 2 kişi bir kişiye girse gidip ayırmaya giderim yani. Veya 3 kişi veya neyse işte. Ayıp değil mi ya? Tek kişiye 5 kişi de almışsınız. İyi de adam muhtemelen 18-19 yaşında. Ama şimdi şöyle bir şey de var. Eğer karşısındaki adam hak etmişse döversin onu. Abi hak etmenin kriteri kim yani? Ya mesela karına, kızına, sevgiline laf atmış. 10 kişi de girerim ben ona. Öyle bir muhabbet olmuş. Ha, evet. O zaman eline sağlık, onun anasını sikeyim. Diyelim ki sen tecavüzcü, sapık bilmem ne. Onun da anasını sikeyim o zaman. Tecavüzcü, sapık onu demiyor. Ya bir düşünsene bir arkadaşının kız arkadaşına lavuğun biri rahatsız ediyor. 10 kişiyle girersin. İşte öyle aynen, bir tamam, şey öyle olur. Muhabbetlerde girersin ama işte... Hiçbir şey yok. O sana baktı, sen ona baktın. Hadi yok beyler canım, 5 öyle. Kişi girelim falan. Ya biraz böyle şey de konuşalım. Yani hümanist bakalım mı abi? 10 kişi mesela bir iki kişi de gidip herifi uyarırsın, döversin veya bir şey yaparsın. 10 kişi girip birine bana çok ters geliyor. Ben zaten hayatımda hiç 10 erkek gezmedim yani bir arada. 10 kişi ben de bulmadım. Bir arada bulunmadım. Bulsam ha yapar mıyım? Adamına göre yaparım. Ya çünkü belli şey olmaz. Var ya böyle hassas tipler var ya yargı işte polis kolluk kuvvetleri yapsın onu sen niye yapıyorsun? Ya haklılar yok. Öyle yapsın zaten. Yoksa sıkıntı oluyor. Öyle yapsın zaten. Onlar yapmayınca haklılar. Zaten. Haklılar ben mesela hiç kavga gürültü benim hiç bu saatten sonra alakam bile yok yani. Ya gerek sen yok. Sen harbiden durulmuşsun. Biz durulduk abi. Ben Ömer'e söyledim İstanbul'a taşındı ya abi dedim burada yani trafikte biri bir şey dedi. Abi yürü geç yok ya. Abi ben kimde her gün dedi. Farklı bir olayla karşılaşırım. Yemin ediyorum ben Adana'da bu kadar olay... Oğlum siz olmadı. Güneş ateş eden adamlarsınız. Ya tamam da yani. Burada insanlar birbirini vuruyor değişik. Yani Adana'da vurmuyorlar mı? Tamam vuruyoruz yok, da hani. Vuruyorlar da ya burada artık direkt bir şeye döndü. Evet. Falan, ben bir tane haberlerde görmüştüm. Adam üst kattan atlıyor arabanın üstüne kavgaya... katılmak için. O Adana mıydı? İstanbul değil mi? He, bir şimdi bak İstanbul sen onu Adana'nın belli mahallelerinde görürsün. Tamam mı? Yani işte nerede görürsün? Bizim Hürriyet'te görürsün. İşte Şakirpaşa'da falan görürsün. Ama İstanbul'a herhangi bir yere gidiyorsun trafikte. Şimdi. Nerede olduğunu fark etmiyor. Sen adama bir şey söylüyorsun. Adam bir anda silah çık, pompalı çık. İşte aynen onu diyorum. Savaşta mıyız ama? Aynen onu diyorum ben de. Ya da balkondayım sigara içiyorum ya karşımdaki adamı şey yaptı bıçakladılar ama. Abi işte yurt dışına gidince güvende hissediyorsun. Bu bilinçaltı evet. Yani. Yani yolda yürürken de güvende hissediyorsun. Bir yere gittiğinde de güvende hissediyorsun. Ben Adana'da da güvende hissediyordum. Abi sen Adana'da çünkü kendi çetenle dolaşıyordun muhtemelen. Evet. Onun için güvendesin. Herkes tanıdık. Kimse bir de şey insanlarda demiyor. Şu korku var. Belki onda silah vardır. Önce ben çekeyim var. Evet abi yani evet, trafikte evet. Bile hakikaten kimle kavga edeceğim. Yani insanlar çok gergin. Yani. Şu aralar insanlar aşırı gergin. Yani en ufak şeyde böyle patlayayım da bir şey yapayım derdinde. Peki şeyle alakası var. Mesela eskiden de vardı bu olaylar ama sosyal medya bu kadar güçlü değildi belki. Yani daha çok görüyoruz. Aslında bunlar hep vardı da. Abi ekonominin çok, çok bence etkisi bence var. Bence de. Ekonomi. Ekonomi şimdi düşünsene adam... Her şeyini etkiliyor. Sen... Ekonomi, eğitim bir de yani. Aynen eğitim, ekonomi. Ya cebinde para yok, sinirlisin, öfkelisin, nereye çatacağını falan düşünüyorsun. Kaybedecek bir şey. Aynen yolda falan. Bir tane BMW M5'li adam önünden geçiyor, sana küfür ediyor, bir şey yapıyor orada. Bir şey abi Twitter'da falan. Bile hiçbir şey yokken öldürecek duruma geliyorsun bir insanı yani. Kapı tabii canım. Düşün yani. Ne saçma bir şey değil paran mi? Paran var, her şey huzurun falan var ama sadece canın sataşmak istiyor ve o adam o an yanında olsa belki vurursun yani. Çok gereksiz ya. Bak bence o zaman ne için ya, yani. Bazen insan damarına basıyorlar ya. Böyle öyle şeyler görüyorum ki, yorumlar görüyorum. Herkesin nefret ettiği program. Herkesin sahiplendiği. Herkesin aklına gelen. Ya bu benim fikrim aklına gelen. Ama Steve'in yaptığı programa hoş geldiniz. Fikir ama ben, fikir benim değildi onu söyleyeyim. Ömer'in fikriydi. He. Beyaz Kıpta Ömer'in fikriydi. Biz uyguladık. Biz ben uygulayıcı yapımcı. 2020'den beri aklımda böyle bir hep... Abi biz ta ne zamandan beri bu işi yapmak istiyorduk. O yüzden geldim ben zaten. Söyledim mi sana telefonda? Abi işte herkesin bir fikri var ama uygulamak önemli. Yani inşallah güzel program oluyordu. Ben şeyi tahminleri almadan önce geçen programdaki tahminler zaten herkesin sen ne dedin içinden geçti herkesin. O mumu attığında bu tahminlere geçmeden önce son bir soru soracağım abi. Sor abi. Türkiye'de emekli olacak yer. Türkiye'de. Kriptodan buldun 50 milyon doları. Söyleyeyim doları mi? Ege bölgesi mi? Bodrum ya. Göcek. He? Göcek. Ben çok gezmedim bilmiyorum yani. Neresi olabilir ki acaba? Bodrum güzel çünkü İstanbul gibi falan öyle ben bir yerden sıcağı, geldiğim için. Sıcağı sevmiyorum. Az bir şey şehir
özellikleri de lazım. Yani benim için neresi olur hani abi? Getir de var, mandalina ağacı da var, AVM de var. Deniz de var. Denizin kralı var zaten, anladın mı? Hani benim için neresi uygun olur abi? Ben sıcak var sevmiyorum. Falan. Her şey var ya, yani. Bodrum o yüzden güzel. Bodrum sen? Sıcak sevmiyorum ben. Neresi olabilir benim için? Bolu. Kastamonucu'da. Kastamonu? Kastamonucu'da, Karadeniz'in 5 kilometre sahil içeride var. Çok mu yağış var? Yani serin. Serin. Yani Sinop'un aşağısı. Okey. Ömer? Abi ben herhalde memlekete dönerdim. Abi senin şeyin sende. Yok harbiden ha. Oğlum. Ben İstanbul'a geldiğimde bile özlüyorum ya. Ben memleketi bayağı özlüyorum. Mesela hani oraya gidince insan harbiden evindeymiş gibi hissettiriyor. İşte ama yani altın kafese emeklilik koymuşlar. Ah Adana'm demiş. Tamam şimdi 50 milyonu buldun. Mesela Adana'da mı çekeceksin o yatı falan? Nasıl yani? Bir nasıl? Evet. Ayda. Adın deniz oğlum, yok. Oğlum Adana'da ne yapacaksın 50 milyon dolar? Adana'da nasıl Adana'da deniz yok? Ya babam ya onun sevdiği denizden yok. Adana'yı satın alırsın 50 milyon dolara. Ya makara yok oğlum 50 milyon dolar Adana'nın neresini satın? Ben de Akdeniz mesela sevmem. Ege çok daha iyidir abi. Ya Muğla hatta. Muğla olmadığını düşünsene Türkiye'de Muğla yok yani. Muğla'da Akdeniz. Her şeyimiz... Neresi Akdeniz? Muğla Akdeniz. Tam köşede. Tam köşede yani her yere uyar o. Ege, Ege. Muğla abi. Ege ya. Muğla Ege. Ege Akdeniz karışıyor. Zaten ben sana bir şey söyleyeyim. Bak Atatürk ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri diyor. Düşmanı İzmir'den denize döküyorlar. O zaman çünkü o zaman Ege Denizi diye bir... Seni kurtarmak için... O zaman Ege Denizi diye bir kavram yok. O yüzden. Öyleymiş yani. Siz bugün öpüşmediniz bu arada. Bir bahane bulmanız lazım. Yeter. Onun dışında herkes öpüştü. Peki yurt dışında? İsviçre. Ben de İsviçre muhtemelen. Valla İsviçre güzel. Ya İtalya. Güzel çayları ya var. Videolarda, ya videolarda gördüğüm en mükemmel benim annem, o yeşillik, trenin geçtiği. Babayım, dedem, anneannem 18 sene İsviçre'de yaşıyor. Selam olsun kendisi. Orada mı şu Zürich'te. An o? Ya sürekli gidip geliyor oraya. Bazen hikaye falan atıyor. 18 sene yaşıyor. Ağzının tadını biliyor adam ya. Helal olsun. Çayırlar mayırlar. Biz merdiven köyü. Ben İsviçre hakikaten çok gittim. Hareketli ve özellikle kripto dünyasının insanlarına göre bir yer değil yani. Gezmek için muazzam, muhteşem bir yer. Ama herkes, ben geçen bir şey yaptım, tweet de atmıştım onunla ilgili. Bir 900 falan yorum geldi. Çoğu İsviçre, geri kalanı da Hollanda. Yani refah seviyesi, refah seviyesinden dolayı ben insanların. Şeyden sakinliğinden dolayı. Hani yani. O sakinlik de zaten şey yazan da var diyorumlar. Yani. İsviçre yani. Evet, Monte Carlo evet. Muydu? Bir yer yazmışlardı ama. Monte Carlo da Monaco olur. Ben yazmıştım. Hayır yazdık. Ben de yazmıştım. Ben de yazdım. Ben de yazdım. Tamam. Aynen biz. Tamam şimdi o zaman sana da 23 330 şey yazıyormuş gibi yapalım bir daha. Yok gerek yok. Hadi. O kesiti alırız. Lört. Efendim. Ne haber? Bitcoin tahmini alacağım. Bitget'le Bitcoin tahmini. 25600. Şu anda 25600. Evet. Bir daha programladın mı böyle olacak? Aynen öyle. Abi bu adam ne kadar şeydi. Safe. Direkt abi bu zamana kadar da kaybettiğimiz yarış yok yani. Bir dakika sıçarız ama. 23-300 görürse o 20 de görür. Geçen programda da bunu dedim. Ama onu görürse 21 de görür yani. 20 de görür. 21'i görürse 23-800. Abi herif gene 19. İstikrar. Sen 26 mı diyorsun? Sıra kadar gideriz öyle. Bir dahaki programı ben söylüyorum abi. Bu sefer ilk defa ben de söyleyeceğim abi. 27-800. Gelsin. 27-800. 27-800. Bu arada program... 27-8 olana kadar programı çekmiş. Lord 9'unda gidiyormuş, 28'inde mi ne geliyormuş? Ne zamandı? Sen de mi Irak'a gidiyorsun? 9'unda. Lord of Irak. Yokmuş. Aybaşı yapabiliriz yani. Biz Bitget'in davetlisi olarak şeye gidiyoruz. Singapur'a gidiyoruz. Aa. Ben 10 ile 15 arası gidiyorum. Yani aa. Steve Group olarak. Aslı ile Deniz de geliyor. Lord ama oradan Phuket'e falan da geçeceksin galiba bildiğim kadarıyla. Evet, yani muhtemelen dönmeyecek. Phuket adaları. Var, evet. 28'inde dönüyorum. Nasıl bir çizim amına koyayım. 6. bölümü de bitirdik arkadaşlar. Elimizden geleni yaptığımızı düşünüyoruz. Umarım siz de beğenirsiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Oh.